Suriye'de şiddet aralıksız sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye yönetimini kınayan ve şiddeti durdurmaya davet eden bir tasarı oylanacak. Genel Kurul'dan bu yönde bir karar çıkmasına Rusya ve Çin'in yanı sıra Irak, Lübnan ve Sudan'ın da olumlu yaklaşmadığı biliniyor. 4 Şubat'ta Arap Birliği tarafından hazırlanan bir metni Güvenlik Konseyi'nde Çin ve Rusya veto etmişti. Benzeri bir veto ile karşılaşmamak için Fransız Dışişleri Bakanı Alain Juppé, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Viyana'da bir araya geldi. Alain Juppé bu kararda askeri inisiyatifin dahil olmadığı açıkça görülüyor diyerek Rusya'nın kararı veto etmemesini istedi. Rusya ise başından beri askeri bir operasyona karşı çıkıyor. Sayın Bakan bana yeni bir Birleşmiş Milletler kararı hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Bu kararın insani yardım şeklinde olması ve bölgedeki tüm silahlı taraflarca anlaşmaya varılarak uygulanması planlanıyor. Suriye ordusu ise Hama ve Humus'un yanı sıra Deraa şehrinde de kanlı operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Devrim Konseyi Perşembe günü boyunca çoğunluğu İdlib ve Deraa kentlerinde 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.